Çok enteresan bir örnek Beyhaki'nin Es-Sünenül Kübra isimli bir eserinde, hadis-i şerif kitabıdır. Orada İmran İbni Hüseyin isimli sahabiden birisine dayanan bir olay naklediliyor. Yani İmran İbni Hüseyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşasa 90 sene yaşamıştır. Yani en fazla. Demek ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den bir asırdan daha az bir zamandaki bir olay. Şimdi bu nakledeceğim olay. Diğer hadis kitaplarında da var da şu anda aklımda Beyhaki'nin Es-Sünenül Kübra'sı var. İmran İbni Hüseyin bir sahabi olarak bir yerlerde kendisine sorulan sorulara cevaplar veriyor. İşte namaz hakkında soruluyor. O ne soruluyorsa artık cevaplar veriyor. Oradaki insanlar da dinliyorlar. Dinleyenlerden birisi diyor ki, yahu sen hep hadislerden konuşuyorsun, Kur'an'dan konuş diyor. Hep hadislerden konuşuyorsun, Kur'an'dan konuş diyor. Orada bir cevabı var ama izah edeceğimiz çok önemli bir nokta. Asıl vurgulamak istediğim, yani henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hayatta iken birisi sahabe dinliyor. Karşısında konuşan sahabi ve ona hep hadis konuşuyorsun. Kur'an'dan konuş bize diyor. Bu şeytanın şu gün var zannettiğimiz fitnelerini aslında ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kuluçkaya yatırdığını gösteriyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur İbn-i Mace'nin de rivayet ettiği hadiste sizden birinizi koltuğuna yaslanmış olarak bize Kur'an yeter, hadisleri boş verin dediğini duymayayım diyor. Ta o günlerde böyle bir tehlike sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında hissetmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam demek. Ne diyor adam? Yani bir sahabi olarak sen din öğretiyorsun ama hep hadis konuşuyorsun diyor. Biraz ayet okusana diyor. İmran ona çok enteresan bir cevap veriyor. Arapça ifadesini de tekrar edeyim. İnneke le ehmak. Sen kesin ahmaksın diyor. Sen kesin ahmaksın diyor. Ahmak kelimesi Arapça bir kelimedir. Aklını kullanamayan, argo ifadeyle aptal insan demek. Sen ahmaksın diyor. Sonra açıklama yapıyor. Be adam diyor. Kur'an'da sabah namazının kaç rekat olduğu var mı diyor. Öğle namazının kaç rekat olduğu var mı? Öğlende sesli okuyacaksın, sabahleyin sessiz okuyacaksın diye bir şey var mı? Hangi sureyi okuyacaksın diye bir şey var mı? Böyle sayıyor, uzun bir cevap veriyor. Bunlar Kur'an'da yok. Kur'an bunları emretti. Peygamber aleyhisselam şeklini gösterdi.